ben ne tarafta olabilirim diye. Su, Gülce, su. Evet, deniz suyu. Aslında yunuslar balık değil memelilerdir. Ama onlar da yaşamak için suya ihtiyaç duyarlar, suya yaşamak. Hayır Gülce, su, su, tekne su alıyor, tekne su alıyor. Tekne su alıyor. Su alırsak batarız. Sen ne dediğinin farkında mısın? Ciddi misin şu anda? Söz konusu Gülce olduğunda kendi dertlerini ve duygularını arka plana atman gerektiğini söylüyorum. Bunu öğrenmen en önemlisiydi. Öğrenmişsin. Sen kimsin? Kim oluyorsun da benimle böyle konuşuyorsun? Ben Özgür Hoca. Ama sen benim hocam falan değilsin. Asla da olmayacaksın. Gülce'yi düşünmeden bana buraya gelme de. Sonra da gelince aferin ben öğrettim. Yok ya. Bittiyse gidebilir miyiz? Bitmedi. Bitmedi. Sen Gülce'ye ne kadar ayıp ettiğini farkında mısın? Şimdi üste çıkmalar falan. Seni oraya çıkarmayacağım ama. Sen Özgür Hoca'ysan ben de geceyim, anladın mı? Şimdi bitti mi? Sen ne kadar ukala bir şeysin ya. Bence bitmişsin. Tekne yok gece. Ne diyorsun ya, nerede? Gece tekneyle açılmış çocuklar. Nasıl? Nereye açılmışlar ya? Neşe Hoca ile çocuklar mı açıldı? Hayır, onlar sizden önce gittiler. Nasıl, nereye gittiler? Nasıl, tekneyi kim kullanıyor? Tekneyi Gülce kullanıyor. Nasıl ya? Gülce kullanmayı bilmez ki, nasıl kullanıyor Özgür? Hadi gel. Başım. Tamam. Gülce ya. Hadi hadi gel. Çabuk. Ateş yakar, ateş yakar. Rüzgar korktu. Çok su aldık, çok su aldık. Ateş yakar, su söndürür. Ateş yakar, su söndürür. Ne yapacağız? Rüzgar korktu, rüzgar korktu. Her yer soğudu, her yer soğudu. Rüzgar korktu, korktu, korktu. Gülce, Gülce, rüzgara sarıl. Hayır, hayır, istemiyorum. Gelme sakın. Demiyorum. Demiyorum. Rüzgar çok korktu. Su aldık biz, su aldık. Gülce, rüzgara sarıl. Hayır, hayır. Sarıl abiciğim. Geldim abiciğim. Sakin ol. Sakin ol. Sarıl abiciğim. Gülce. Tuttun mu? İyi misin? Dur abi. Tut simidi. Hadi gidelim. Gel abiciğim. Sevmiyorum dedim. Sarılma dedim. İstemiyorum dedim. İstemiyorum. Sevmiyorum. Sarılma. Sevmiyorum. Gülce. Dokunma dedim, bana sarılma dedim. Dokunma dedim.
Ablacığım hadi gel sayı sayalım. Bir, iki... Dokunma dedim bana, sarılma dedim. Dokunma, sarıldı bana, kaç kere sarıldı. Ablacığım vurma kendini. Dedim. Hadi gel birlikte sayalım. Bir... İstemiyorum, istemiyorum. Ablacığım sakin ol, tamam mı? Ben buradayım. Her şey bitti. Sakin ol bir tanem, sakin ol, tamam mı? Lütfen. Ateş yakarsın söndürün, ateş yakarsın söndürün. Su Gülce'yi yutuyordu, yutuyordu. Su Gülce'yi yutuyordu. Tamam, tamam. Geçti abiciğim, geçti. Bak ben yanındayım. Sen iyisin, Gülce iyi. Hayır, Gülce iyi değil, her iyi şey değil. Gülce abiciğim. İyi değil, kızdı, çok kızdı, çok kızdı. Ben artık Rüzgar'ı sevmiyorum. Özgür, çocuklar birbirlerini tetikliyorlar. Otelde bir oda açalım da Rüzgar orada dinlensin, olur mu? Tamam abi. Hadi gel Rüzgar. Seviyorum seni. Tamam, sevmiyorsun. Bir tanem şu an daha iyisin. Dokunma bana dedim. Sevmiyorum dedim, istemiyorum dedim. Dokunma bana dedim. Tamam ablacığım, gel üstünü değiştirelim hadi. Belki daha iyi hissedersin kendini. Ben artık Rüzgar'ı sevmiyorum. Bana dokundu. Nefret ediyorum dokunmaktan, nefret ediyorum. Sakinleştiremiyorum, yardım et lütfen. Gel yanıma. Gülce. Bak bana. Nefret ediyorum, nefret ediyorum. Parmaklarıma bak. Ellerime bak. Nefret ediyorum sarılmaktan. Nefret ediyorum. Şimdi birlikte parmaklarımı üfleyeceğiz, tamam mı? Hadi ablacığım. Hadi birlikte yapacağız. Şimdi bak bu parmağımı yapacağız. Evet. Evet çok güzel. Aferin ablacığım, devam et. Hadi ablacığım. Her şey yolunda. Evet. Her şey çok sakin. Kimse sana dokunmuyor. Her şey. Aferin sana ablacığım, aferin. Aferin. Hadi ablacığım devam edelim. Her şey çok yolunda ablacığım. Hiç merak etme, tamam mı? Güvendesin. Şu an her şey yolunda. Hiçbir şey yok. Merak etme ablacığım. Bak son parmağa geldik. Bunu da üfleyince hiçbir şey kalmayacak, tamam mı? Hadi. Hadi şimdi üstünü değiştirelim. Kendini daha iyi hisset. Hadi ablacığım. Gece. Ben artık Rüzgar'ı hiç sevmiyorum. Bundan sonra da yanıma gelmesin, olur mu? Konuşuruz ablacığım. Gel hadi üstünü değiştirelim. Bu çocuk sana niye sarılmak istedi ki? Bilmiyorum ki. Ben ona sarılma dedim ama yine de sarıldı. Bak ya. Laftan anlamıyor yani, öyle mi? E bir de ben konuşayım şu çocukla. Alican, Gülce için birisiyle konuşmak gerekirse biz konuşuruz, merak etme sen. Ayrıca olay sandığın gibi değil. Ya iyi de abla, duymuyor musun? Zor da sarıldım falan diyor. Ya öyle kimse benim arkadaşıma şey yapamaz yani, sarılamaz öyle zorla. Konuşuyoruz diyorum sana. Hadi vedalaşın. Bu arada çok güzel görünüyorsun. Ama kapatmamız gerekiyormuş malum. Ben şimdi kapatıyorum güzelim. Tamam mı? Dikkat et kendine. O sana sarılan çocuktan da uzak dur ha. Böyle saçma sapan yanaşmasın yanına. Hadi öpüyorum seni. Bay bay. Rüzgar Gülce'den özür dilemek istiyor. Ablacığım Rüzgar sen... Ben artık Rüzgar'dan uzak duracağım. Niye öyle dedi abicim? Uzak duracağım dedi. Durmasın, durmasın. Gülce, ama Rüzgar seni çok seviyor. Korktuğu için sana sarılmış. Aslında seni rahatsız etmek istememiş. Ama ben ona rahatsız olduğumu söylemiştim. Yine de sarıldı. Ama insan korkunca etrafındakileri duyamaz. İçindeki korkuyu dinler. O ne derse onu yapar. Yani Rüzgar korktuğu için mi beni duymadı? Evet ablacığım, bak o da çok üzülüyor.
Gülce kızma, özür dilerim. Ama sen de bana sarılma. Ben sana kaç kere söyledim sarılma diye, yine de sarıldın. Ama Rüzgar öyle rahatlıyor. Gülce değil. Şöyle yapalım çocuklar. Rüzgar sana sarılmak istediğinde sana değil de sana ait bir şeye sarılsın. Ne dersiniz? Olur. Ama çantamı vermem, o benim. Ben çantaya sarılmam, çanta Gülce değil. Tamam, başka bir nesne olsun. Ne olabilir Gülce? Buldum. Rüzgar'cığım, hem sana ait hem de Gülce'ye ait bir şey var aslında. Ona sarılabilirsin istersen. Ne var prenses, ben bilmiyorum ne var? Kalbim var. Sen demiyor musun hep kalbim Gülce'yi çok seviyor diye? Evet, kalbim onu seviyor, kalbimde Gülce var. Tamam o zaman, aç şimdi kollarını kocaman. Aç abiciğim. Ve kalbindeki Gülce'ye kocaman sarıl. Kocaman sarılır kocaman. Evet. Bana bu şekilde sarılabilirsin. Tamam. Güzel. Hadi siz oturun, biz geliyoruz hemen. Tamam abi. Öldüm öldüm dirildim ya. Ya yetişemeseydik ne olacaktı? Sana demiştim değil mi? Kişisel meseleni geride tutmazsan, benimle de didişirsen böyle olur. Biz kendimizi onlara uyduramayız. Her zaman onlara kendimizi uydurmak zorundayız. Anladık. Öğretici adam gibi konuşmana gerek yok. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Kurs içerisinde kavga etmek, tartışmak yok. Sonrasında görüşmeyeceğiz zaten. Kabul. Ah, tekne de geldi. Fatma'dan kurtardılar, hemen aldırdım. Harun abi çok sağ olasın ya. Sen olmasaydın kurtaramazdık vallahi. Sorun değil oğlum, lafım olur. Abi tekne bir yere çarpmış gibi gözükmüyor. Nasıl? Üstünde kocaman bir delik var. Kesici bir aletle yapılmış. İyi de oğlum, senin düşmanın yok ki. Kim yapacak bunu sana? Var. Biliyorum ben kimin yapsana. Senin düşmanın mı var? Her neyse abi. Bu hemen yapılır değil mi? Yapılır yapılır. Oraya bir polyester yama yapıp geçeceğiz. De. Sen de sonra bir şu düşman konusunu bir konuşalım. Tamam abi. Hadi görüşürüz. Sen niye bana baktın öyle? Ne ima ettin? Senin düşmanın Miro mu yani? Ay yok artık. Sen gerçekten delirmişsin ama ya. Bana kafayı takan tek kişi o. Şu an ne dediğinin farkında mısın? Ne yapmak istedi yani? Hem seni hem bizi öldürmek mi istedi? Bilmiyorum. Dün gece buraya gelip bana tehditler savurdu. Tamam anlıyorum, erkek arkadaşını savunuyorsun ama... Sen ne diyorsun ya? Benim kardeşim ölebilirdi. Böyle bir durumda Miro'yu mu koruyacağım? Tamam ayrıldık diye birazcık hıncını senden çıkarmış olabilir ama bu korkunç bir suçlama. Miro psikopat falan değil. Siz? Ne biz? Ayrılık dedin ya, bunu diyorum. Evet, biz ayrıldık diye cinayeti teşebbüs edecek hali yok. Abartma istersen. Ablacığım, hadi gidelim. Gel. Görüşürüz Rüzgar. Görüşürüz prenses.